bu hafta felsefe nedir sorusunu soruyoruz. Haftaya felsefe ve felsefe olmayan bir takım insani etkinlikler ve coğrafyaların daha doğrusu felsefi coğrafya adını verdim ona. Ee, izini sürüyoruz işte Çin'de, efendime söyleyeyim Arap Yarımadası'nda, değil mi? Hindistan'da bir takım din de olmayan ama felsefe de diyemediğimiz veya dediğimiz bir takım etkinlikler var. Bunları da birazcık tartışacağız. Üçüncü haftada bana göre ve birçok filozofa da göre kuşkusuz felsefenin icra ettiği ve icat da ettiği felsefeyi ayırt eden temel meseleyle, kavramlarla uğraşacağız. Kavram nedir? Bu kavramlarla uğraşma meselesi bizi felsefe, sanat ve bilim arasındaki ilişkileri tartışmak için de önemli ufuklara taşıyacak. Son olarak Felsefenin prosedürlerinden bahsedeceğiz. Belki bu seminer dizisinin ne diyelim ona en pedagogik yanı. Yani felsefe metinlerle nasıl ilişkiye geçilir? Ve felsefe yapmak istiyorsak sanatla ve bilimle nasıl ya da başka insani etkinliklerle kuşkusuz nasıl ilişkiye geçebiliriz? Böyle bir dört hafta. Bu buranın ilk etkinliği. Hepimiz çok heyecanlıyız. Aslında benim seminer verme pratiğim çok yoğun İstanbul'da yaşıyorum ben ama Burada şu an ekstra bir heyecanlıyım. Yani konuşurken sesimin titrekliği hissediliyor mu bilmiyorum. Bir tuhaf oldum yani. Mikrofondan da olabilir ama sizin varlığınızdan tabii ki de öncelikle. Kendi bir takdim edeyim tabii ki de programdan bahsetmek bittiğine göre. Ben Ege Felsefe'de doktora öğrencisiyim hala hazırda. Ekonomi ve ekoloji ilişkileri üzerine bir doktora tezi çalışıyorum. Duymuşsunuzdur belki. Benim yeni bazılarının da yeni metafizik olarak tanımladığı yeni materyalizm, nesnelerim ontoloji, spekülatif gerçekçilik gibi çağdaş felsefi akımlarla ilişkili bir şeyler çalışıyorum en temelde. Bahsetmeye gerek yok bunların içinden ama aynı zamanda meslek olarak çevirmenlik yapıyorum. Yani en göze görünür mesleğe benzeyen mesleğim bu. keza işte bu çağda yaşayan bütün herkesin ilgisini çeken işte veridir, bilgisayar bilimleri gibi alanlarda da çalışıyorum ama bundan da para kazanmaya çalışıyorum. İşte para kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorum Türkçesi. Bir akademide öğretmen, hoca değilim. Böyle. ben Kendi hakkımda anlatabileceğim çok bir şey de yok yani. Çalışıyorum işte. Güzel. Yavaştan başlayalım o zaman. Şimdi tabii ki de felsefe hakkında konuşmak felsefe yapmanın kendisinden çok daha kolay bir iş. E, takdir ederseniz bütün aslında insani etkinlikler için aynı cümleyi kurabilirdim. Yani sanat hakkında konuşmak hele mesela. Saat yapma göre çok daha kolay bir iş. Yani Çağdaş sanatın zemininde belki çoğu ya da bir takım eserlerin karşısında ya ne var ki bunu ben de yapardım hissi yaşıyor olsak da yani bu pisuvarı ben de ters çevirirdim sonuçta. Bu neresi sanat desek de zaman zaman yine de en azından şu an bizi çevreleyen bu sanat eserleri için aynı şeyi ben aynı kolaylıkla söyleyemem. Hani beni dürterseniz ve bana birazcık zaman verirseniz haklarında bir şeyler söylerim ama bunları ben yapamazdım herhalde. Felsefe de öyle. felsefe hakkında konuşmak kolay. Yani sonuçta bu akademik de bir disiplin. Gidiyoruz, derslerini alabiliyoruz, felsefe tarihi öğrenebiliyoruz. Metinler üzerine bir sürü şey öğrenebiliyoruz ama o metinleri yazmak o kadar kolay değil. Felsefe hakkında konuşmak Çoğunlukla şu şekilde icra edilen bir şey. Yani onu çok yüceltiyoruz, değil mi? Yani işte insanlığın bilgi ağacının kökleri ondan doğuyor görünüşte. Bütün bilimler onun içinden çıkıyor. Sanata ve bilime yön veriyor gibi. Bana sorarsanız durum tam tersidir ama çoğu zaman. Yine de felsefeden bahsederken sanki o olmasa diğer çoğu şey olamayacakmış gibi düşünüyoruz. Ama felsefeyi böyle hani içine her şeyin doğduğu ve her şeye yön veren bir şey haline getirdiğimizde onu yücelttiğimizi düşünürken aslında onun ne olduğu ile ilgili pek bir şey söylememiş oluyoruz. Yani tamam da bunu nasıl yapıyor? Yani yapıyorsa, velevki yapıyorsa. Tekrar ediyorum, yani konuşacağız zaten özellikle üçüncü haftamızda bayağı bir bizi meşgul edecek bir mesele bu. Bence felsefe, bilime ve sanatlara, sanatın bilime ve felsefeye yön daha fazla yön vermiyor ama yine de... Bunları kabul etsek bile bütün bunları söylemek felsefe hakkında bir şey söylemek değil. Felsefenin, insani bilgeliğin nihai kristalleşmesi, birlik ulaşması olduğunu söylemek de felsefe hakkında bir şey söylemek değil. Dolayısıyla bu haftamızın temel meselesi felsefe bir icra edilen bir şeyse, felsefe yapmak denen bir şey varsa ki var, yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz zaman zaman. Bunun nasıl bir şey olduğunu ayırt etmek, nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ve ne ürettiğini değil mi? Bir icra edilen bir şey varsa bir şey üretmeli. Hani görünürde somut bir nesne, ne diyelim ona, nesneye dayanmayan diyelim şimdilik. Sanat eserleri bile, performanstan bahsediyorum mesela. Tesirler veya etkiler üretir sonuçta, bir şeyler üretir yani. Burada da aynı şekilde felsefenin de ürettiği bir şeyler var. Onları konuşacağız. Böyle parlak ve büyük laflarla örülü bir seminer olmayacak. Aksine belki de çok yavan olacak. Bilmiyorum. Felsefi tanımlamak zor bir iş ama zaten felsefe dışında bir şeyi tanımlamak da zor bir, kolay bir iş değil. Ne yapıyoruz genellikle bir şeyi tanımlarken? Ya neden oluştuğuna bakıyoruz. Mesela şu sandalyeden bahsetsek plastik ve metal bir sandalye derdik. Bu onu tanımlar. Ya da işlevinden bahsederdik. İşte üzerine oturmaya yarayan, genellikle tek kişiye oturabileceği kadar alana sahip olan şeydir sandalye. Bu da bir işlem. E, felsefede bu sandalye içinde yanlış bir tanım değil. Bu bizim bilgi üretme biçimimiz. Bilim yapma tarzımız da bunlara dayanıyor. Yani tabii sandalyeyi tanımak, bilim yapmak değil ama çoğu bilimsel, ne diyelim ona, e, araştırma bize sonuçta bir nesneler grubunun neyden oluştuklarını veya ne işe yaradıklarını, nasıl işlev gördüklerini anlatır. Fakat e, bu tanımlar aslına bakarsanız felsefece tanımlar ya da felsefi tanımlar için e, kaba veya yetersiz tanımlar oluşturuyor. Felsefenin kendisi için değil. Bir şeyi felsefe olarak betimlemek, onun neyden oluştuğunu ve neye yaradığını söylemekten daha fazlasını içermek durumunda. Yoksa bilim yapıyor oluruz. Yani bir şeyin bilgisini aktarmak felsefe değil. Şimdi ilk küçük bir ayrım koyduk çaktırmadan. Felsefe yapmaya başlamak için neyden oluşuyor ve... Neye yarıyor? Soruların ötesine geçmeye başlamamız gerekiyor. İlk kuralımız bu. Bu kuralı önden veriyorum bir varsayım halinde çünkü felsefeyi tanımlarken de aynı işi yapmaya çalışacağım. Önce sahneyi temizleyelim. Felsefeyi her şeyden çok sağ duyunun veya ortak duyunun bir ulaşması olarak görüyoruz. Felsefeyi akılla, akıl yürütmeyle, çıkarım yapma sanatıyla, mantıkla doğru düşünmekle, doğru düşünmenin kurallarıyla en iyi ihtimalle eleştiriyle tanımlıyoruz. Doğru. Bunların hepsi felsefeye dair şeyler. Felsefe bunlar olmaksızın düşünemeyeceğimiz bir şey. Ama bakın bu mevhumlara ya da bu pratiklere. Bunların hepsi az çok bilim ve sanat içinde kullanabileceğimiz tanımlar. Hatta marangoz Luk içinde kullanabileceğimiz tanımlar. Yani marangozun da ağaçlarla ve aletlerle ilgili doğru düşünmesi, doğru çıkarım yapması, ağaçlar arasındaki farkları etmesi falan gerekir. Dolayısıyla daha şimdiden hissediyoruz ki bu tarz tanımlar felsefe için yeterli nitelikleri bize sağlamıyor. Bunlar genel geçer bir takım nitelikler veriyor. Evet felsefe özel olduğunu da kabul edebiliriz. Yani onlar gereklidir felsefe için diyebiliriz. Ama aynı kolaylıkla felsefeleri bunun sayesinde örneğin marangozluktan ayırt edebildiğimizi o kadar da kolay söyleyemeyiz. Bunlar felsefe ile marangozluk hele ki bilim ve sanat arasında bir ayrım yapmıyor. Şimdi burada ortak duyu ve sağ duyu kavramları benim bu haftanın çekirdek kavramları gibi. Yani kendileriyle eleştirel bir ilişkiye gireceğimiz kavramlar. Sağduyu ne demek sağduyu? Gündelik hayatımızdan çok iyi bildiğimiz bir kavram. Sağduyu temelde doğru düşünmek demek. Düşündüğümüz şeyin içeriğinden bağımsız olarak. Ne düşünürsek düşünelim. Doğru düşünmek. Bize verili olandan, verili olanı absürt bir şekilde açan çıkarımlarda bulunmamak. Değil mi? Hava kapandığı zaman yağmur yağacağını söylemek sağduyunun işidir. Mesela kara kara bulutlar kapladığı zaman sağduyumuz bize der ki yağmur yağabilir şemsiyeni al. Bu doğru düşünmek işte sağduyu budur. Ortak duyu ne? Ortak duyu biraz daha karmaşık ama son derece anlaşılır bir şey. Ortak duyu belli bir çağda, belli bir toplumda, bir toplulukta, kısmı, bir kısmında, hepsinde de değil bazen. Yaygın olarak işte yaşam nasıl bir şeydir, biz kimiz, efendime söyleyeyim iyilik nedir? ahlaklı olan nedir gibi. Demek içerik, düşüncenin içeriklerini sağlayan bir takım kendi aralarında da çoğu zaman çelişen bir içerikler manzumesi. Sağ duyu ve ortak duyu bu. Sağ duyu doğru düşünmenin kuralları. Ortak duyu da üzerine düşünmemiz gereken ilkeler ya da içerikler. Böyle düşünelim. Felsefi genellikle bu ikisiyle tabii onun en ne diyelim? En güzel, en parlak biçimler olarak Görüyoruz. Çünkü felsefe deyince sadece ortak duya başvurmak kimseyi tatmin etmez. Yani genel geçer bir takım ahlaki kuralları alt alta sıralarsak yapılan etkinliğe felsefe demeye gönül inmiyor. Dolayısıyla sürekli bir en takısıyla düşünüyoruz onu. Yani felsefe evet ortak duyunun mesela bir ülke felsefesi diye bir şey varsa, mesela bir Türk felsefesi varsa, Türkiye felsefesi varsa, bir Fransız felsefesi varsa koyuyoruz değil mi bu kelimeleri? Kullandığımız için söylüyorum. Bunu kullandığımız zaman sanki şöyle bir şey mi diyoruz? Fransa'da o dönemde yaşanan ahlaki, işte estetik bir takım deneyimlerin ve o deneyimleri düşünmek için kullandığımız ilkelerin, işte normların en güzel, en yüce ifadesi. Değil mi? Bir Antik Yunan felsefesi deyince sanki bunu düşünmeye daha çok eğimliyiz mesela. Orada daha belki kafanıza daha çok oturacak. Değil mi? Aristoteles Antik Yunan'ın Atina'sının özellikle, insanların nasıl yaşadığına dair o, onlar arasındaki ahlaki, politik kuralları en güzel şekilde ifade eden, en özel şekilde ifade eden filozoftur. Değil mi? Böyle sanki bir bağ var, ortak duyu ve sağ duyu ve felsefe arasında. Zaten doğru düşünmenin kuralları da felsefe olduğu için. Buyur hocam. Sağ duyu, sağ duyu, sağ duyu. Hı hı. Evet evet tabii ki de çok güzel. Aynen öyle. Makul düşünmek. sağduyu değil mi? Bir makuliyettir aynı zamanda zaten. Bir makuliyet ilkesi gibidir. Şöyle de ayırabiliriz aynı zamanda. E, tam da Sağduyu biraz daha şahsi bir şey. Sağduyu bana ait. Yani evet toplumsal bir sağduyudan bahsediyoruz da kastettiğim şey şu. Sağduyuyla daha çok öznel bir şeyi kastediyoruz. Oysa ortak duyunun içerikleri daha nesnel gibi. Kültür diyoruz ona genel olarak aslında. Hani daha geniş bir kavram kullanırsak kültür diyoruz. Din de diyebiliriz. Din de en azından ortak duyunun bir parçası olduğu için. Sağduyulsa benim onlarla ilişkiye girme biçimim ya da onu kendi yaşamımda icra etme biçimim. Sağduyulu bir şekilde icra ediyorsam onlardan doğru sonuçları çıkarıyorumdur. Bir ahlak ilkesi verildiğinde doğru eylemi seçebiliyorsam o ahlak ilkesinin altında bu sağduyudur. Doğru. Dolayısıyla mantıklı çünkü çıkarımda bulunmak zorundayım. Değil mi? Güzel. Çok teşekkürler. Tamam o zaman işimizi biraz daha kolaylaştıralım ve felsefe tartışmasına bize yol gösterecek iki yeni kavram daha ekleyelim bu tartışmaya. Ortak duyunun ürünlerine tıpı kültür diyebildiğimiz gibi, gelenek görenek de diyebildiğimiz gibi aynı, aynı şeyi karşılayan etos kelimesini kullanalım. Felsefe semineri olduğu için birazcık felsefece bir, Yunanca bir kelime kullandım. Herhalde havalı geldi yazarken bilmiyorum. Gelenek görenek de diyebilirdik. Bir etos var. Ortak duyu eşittir etos olsun. Sağ duyunun etkin kullanımına da bilgelik diyelim. Bilge, bilge nasıl bir figürdür? Kime bilge deriz? Bir etosta normları, ahlaki kuralları, yaşam tarzlarını en iyi tanıyan ve onlardan eyleme, pratiğe yönelik olarak en doğrularını seçip ilişki kurmasını beceren kişi bilgedir. Tamam. Dolayısıyla felsefe bir yandan etosla bir yandan bilgelikle ilişki içinde. Kabul ediyor muyuz bunu? Herkes kabul ediyor mu? Güzel. Şimdi dolayısıyla bu bilgeler aslında bir metamorfoz, bir dönüşüm dizisi içinde geliyorlar bize. Yani işte ahlakçılar olabilirler, öğretmenler olabilirler değil mi? Ahlakçılar artık yok. Eskiden ahlak yazarları vardı. Fransa'da falan da vardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde. İşte ne bileyim peygamberlere giden bir dizi bu. Yani nihayetinde bunun en nihayetinde en bilge kişi kim? Peygamber. Yani burada peygamber olması dinle özel bir bağ olduğu anlamına gelmiyor bilgelin. Kastetmeye çalıştığım şey şu. Bilgeliğin en artık uç noktasında nihai ve mutlak de bağlantı içinde eyleme kurallar veren kişi vardır. O da peygamber. Yani o kuralları aktardığını da söyleyebilirdik. Hepimizin bildiği gibi felsefe kelimesi antik Yunanca iki tane kök kelimeden müteşekkil. Ne? Bir yanda filos yani sevgi, sevmek. Diğer tarafta da sofos yani bilgelik. Bu bir sofos kelimesi işte Antik Yunan'da bir grup filozofa tartışmalı bir konu bu. Da isim verecek değil mi? Onlara sofisler diyoruz. Güzel. Dolayısıyla aslında felsefe köken itibariyle yani ismi itibariyle ki bu felsefe ismini yani filozofosu icat eden kişi Platon olacak. Köken itibariyle zaten bilgelikle sevgi dolu bir ilişki içindeyim diyor. Yani ben bilgeliği seviyorum. Bilgelik sevgisi olarak kendini sunuyor. Fakat görünürdeki bu açıklığa rağmen aslında hiç de açık olmayan bir takım şeyler var. Şöyle bir soru soralım. Felsefe, filosofos bilgeliğe sahip mi? Ona erişmek mi? Yoksa onunla dışsal bir sevgi ilişkisi içinde mi? Yani Ona erişmek mi istiyor yoksa onunla dışsal bir sevgi ilişkisi içerisinde mi? Kelimeyi Platon'un bulduğunu hatırlatırsam tekrar bir tür platonik aşk mı yaşıyor bilgelikle, bilgelerle. Yani seviyor ama çok da temas etmek istemiyor mu? Güzel. Şimdiye kadar söylediklerimizden şöyle bir önerme tesis edelim. Bilgelik bir yandan sağduyusu keskin insanların ortak duyu, Yani etostan istifade etme istifade etme biçimi. Bilgeler kuşkusuz ki biliyorlar. Bir şeyleri biliyorlar. Nasıl davranılacağını biliyorlar. Neyin ne olduğunu biliyorlar. Yaşamın anlamını biliyorlar değil mi? Bir bilge deyince aklımıza gelecek üç tane temel şey. Nasıl davranılmalı? Bir ahlak ve politika olarak bilgelik. Ya da ahlaki politik bir bilgelik. Ne nedir? Bir tür bilimsel bilgelik. Akademiden bunu bekliyoruz çoğu zaman. Bir de yaşamın anlamına dair bir bilgelik. O da hani daha çok dinsel bir bilgeliğin bir parçası değil mi? Dinler yaşama bir anlam verirler sonuçta. Yani bir tür aslında karşımızda böyle bir üçlü bir bilgelik biçimi var. Genellikle bunlar birleşirler. Bilgeler bu, bu, tarz bilgileri her zaman paylaşmak zorunda değiller. Yani ne diyelim ona? Onun okulundan değilseniz size sırrı açık etmeyebilirler. Bilgelik gizli, sırlı bir şey olabilir. Ya da olmayabilir. Ama her yukarıda bu bilgi orada verir. Bilgeyi bilgisinden ayırmak zor dolayısıyla. Bu bilgi saklı bir bilgi, bir tür sır bile olsa. Oysa fiili tezahürleri içinde felsefeyi inceledikçe, ki bir, bir tane örnek, iki tane Platoncu iki diyaloğu inceleyeceğiz bu hafta. İnceledikçe şurada veya burada, şu veya bu düzeyde çeşitli bilgi iddialarına rast gelmekten yana bir eksiklik hissetmesek de, yani filozoflar sürekli bir, bir tür bilgi iddiasında bulunuyorlar, herhangi bir kesin bilgi yani hakikat iddiasında bulunmayan filozofların varlığı da derhal göze çarpıyor. Bizzat hakikatin kendisinin var olmadığını söyleyen filozoflar da var. Mesela Nietzsche değil mi? En azından kendisi tamamıyla insanlığa dışsal ve erişildiği zaman Platon'un iddiaya erişmesi gibi erişebileceğimiz bir hakikatin olmadığını söyleyecektir Nietzsche. Sofistler de aynı şeyleri söyleyecekler. Kendiliğinde bir hakikat yoktur. Hakikati biz icat ederiz diyeceklerdir. Dolayısıyla bu tarz filozofların varlığı en azından sezgi düzeyinde bize felsefenin bilgiyle pek de zaruri bir ilişkisi olmadığını söylüyor. Evet, bilgi iddiasında bulunan filozoflar var ama bulunmayanlar da var. Biz iki sene de hala filozof diyoruz. Şüphesiz şu, şu bir soru, belki de onlara filozof dememeliyiz diyebilirsiniz. Olabilir, kabul edilebilir bir itiraz. Ama en azından 200 yıllık akademi tarihi onlara filozof dedi. Öyle diyeyim. E, Platon mesela sofistler filozof değildir diyordu. Hala tartışmalı bir konu ama bugün felsefe tarihi dersi alırsanız gidip akademide Antik Yunan felsefesinin bir parçasıdır sofistler. Nietzsche filozof değildir demek de bilmiyorum. Yani hoşlanmadığınız bir filozof olabilir, nefret edebiliriz ama Nietzsche filozof değildir diyemeyiz tahminimce. <laughs> Mesela bunun ilk antik örneği Sofistler'den sonra Sokrates olacak. Yani Platon'un tornasından geçmiş olanını kastetmiyorum. Platon'un sesi olarak konuşan Sokrates'i kastetmiyorum. Platon'un gençliğinde yazdığı ve hocasının felsefesine ve kişine daha sadık olduğuna inanılan Sokratik diyalogların Sokrates'inden bahsediyorum. Diyaloglar tartışılan kavram hakkında çoğu zaman hiçbir pozitif tanımı varamadan öylece veriyorlar bu diyaloglarda. Yani Sokrates bize herhangi bir şeyin tanımını vermeden diyaloğu kapatı veriyor. Bir tane örnek vereceğim işte ilk örneğimiz bu. Bu diyaloğun adı Yutupiron. Yutupiron aynı isimli Atinalı bir başka yurttaşla Sokrates'in çağımızda mahkeme veya atliye dediğimiz benzer bir kurumda karşılaşmasıyla başlıyor. Yani ikisi de adliyeye düşmüşler tabiri caizse. Sokrates Sokrates'te. Ama tabii ikisi tarihleri bakımından çok farklı yerdeler. Yutupiron birini şikayet etmeye gitmiş, öz babasını. Sokrates ise gençlerin ahlakını bozmak, dinsizlik yapmak gibi suçlamalarla suçlandığı için davayı takibe gitmiş. Yani ne oluyor, ne bitiyor diye. Yani bildiğimiz işte burada adliyenin kapısındalar ve karşılaşıyorlar. Şimdi Yutipron Sokrates'e geliş nedenini açıklıyor, Sokrates de onu açıklıyor. "Kardeş buraya neye düştün?" diyorlar birbirlerine. Ve Yutipron geliş sebebini açıklıyor. Şöyle bir şey. Ya yani olayın doğruluğu çok şey değil mesele diye bizim için. Diyor ki babam bir köle biri başka birini öldürdüğü şüphesi bulunan kölesini iplerle bağladı bir yere koydu. Gidip şikayet etmek için hani bir yere gidecek haber verecek birilerine. Hani bu gelin bu köleyi alın yargılayın falan diyecek herhalde adam. Fakat bağladığı yerde köle öldü. Dolayısıyla ben babamı cinayetle suçluyorum. Yani çok kötü bir özet oldu ama doğrusu yani özeti bu. Ee, Sokrates bunu duyunca şaşırıyor. Hani Antik Yunan bağlamında birazcık şaşırtılması normal. Aile e, baktığımız zaman çok da öyle gidip bir köle öldürdü diye şikayet eden biri değil baban. Genel böyle bir alışkanlık yok öyle söyleyeyim. Ha bu çağda çok mu böyle bir alışkanlık var neyse de en azından o çağda hiç yok. Şimdi tabii böyle olunca Sokrates e, hem şaşırıyor hem de YouTube ne diyelim ona olta atıyor. Şimdi çünkü Sokrates de bir yandan dinsizlikle suçlanıyor. YouTube yaptığı şeyin dindarlığın gereği olduğunu söylüyor. Sokrates'in oltası şu. Ya YouTube'um ben, beni herkes dindarlıkla, dinsizlikle suçluyor. Ben dindarlık nedir bilmiyorum. O yüzden lütfen gel bana bu dindarlık neyse anlat da ben de bu suçlamadan yırtayım. Hani dindar biri olayım, nihayet bunun bilgisine vakıf olayım. Böylece beni suçlayanlar karşısında kendimi savunabileyim. Olta atıyor yani. Sokrates böyledir. Konuşacağız zaten. Şimdi bu diyalog bir başlıyor. Kısa bir diyalogtur bu arada. Okuması da çok zevklidir. Bulup edinip okuyabilirsiniz. Ya da okumuşsunuzdur belki YouTube u. Başlıyor işte. YouTube dindarlığı tanımlıyor. Sokrates saçmalığını gösteriyor. Şimdi YouTube yeni bir tanım yapıyor. Sokrates yeni sorular soruyor. Bakıyorsun aslında o önermede tutarsızmış. Platonik diyalog böyle gider. Bir şeyler söylenir. Yani Platon'un en yaşlılık diyalogları çok didaktik bir hal almıştır. Onlar hariç muhatap olunan kişi Sokrates'e genellikle bir şeyler söyler. Sokrates ise bir takım sorular sorarak muhatap olan kişinin muhatap olunan kişinin iddiasını çürütür. Soruyla çürütür ama. Ya işte sen şöyle şöyle dedin ama bak böyle böylemiyor yani o zaman. Ama onu diyemezsin. Örneğini de göreceğiz içeride birazdan. Şimdi bu diyalog biçimi YouTube un kendisini mesela YouTube kaçmasıyla sonlanıyor. Dindarlık hakkında Sokrates'ten somut bir şey duymuyoruz. Yani Sokrates bize çıkıp din budur, dindarlık da budur demiyor. Dindar olan davranış, dindarca davranış böyle bir davranıştır diye pozitif bir tanım vermiyor. Hakikaten diyaloğun yani kitabın en sonunda YouTube Pro ya dur benim eczanede işim vardı deyip kaçıyor. Yani hiçbir yere varamadıkları gibi diyalogta orada boşlukta kalıyor. Böyle diyaloglar Platon'un gençlik diyalogları. Şimdi bu şeyden üç tane çıkarım yapacağım vakadan. Öncelikle, tek başına bir diyalog elbette bunu ispatlamak için şu an yetersiz ama, felsefe yapmanın illaki bir şeylere dair kesin bilgiler veya hakikatler üretmek ya da onları bulundukları yüce göklerde keşfetmek olmadığını gösteriyor. Felsefe bununla ilgili değil. Sokrates felsefe yapıyor ama kimse herhangi bir hakikate temas etmiş değil. Olanlar, yani YouTube dile getirildikleri de çürüyüp gidiyor. İki, Burada filozof yani Sokrates bir şeyi bilen ve aktaran bir bilge değil. Bakın sadece soru soruyor. Aşkla ve şekle bir şeyin bilgisini arayan ama neticede bu karşılaşmaya dek bilgi sanılan ne varsa hepsinin tutarsızlığını ortaya koyan bir figür olarak kendini gösteriyor. Evet yani Sokrates'in kestiği poza inanırsanız aşkla dindarlık nedir öğrenmeye çalışıyor. Biraz inandırıcı değil. Metni okuyunca görürsünüz yani size işaret edebileceğim somut bir şey yok ama diyaloğun tarzından kaynaklı Sokrates sanki poz kesiyor gibi hissettiriyor. Ama her de aşkla şekli de kabul etsek dindarlık nedir? -i? Sonuçta Yutupiro'nun Yutupiro şahsında temsil eden antik Yunan'ın dindarlığa dair pozitif olarak öne sürebildiği ne varsa hepsinin yıkımıyla sonuçlanıyor diyalog. 3 bilgelik sevgisi olarak felsefe en azından bu platoncu diyalogda Kesinlikle bilgiyle felsefe arasındaki ilişkisizlikte kendini ortaya koyuyor. Yani felsefe icra ediliyor ama bilgiden bağımsız. Bilgiyi sunan filozof değil. Utipiron. Herhangi bir Atinalı yurttaş. Orada Onun bilgeliği, onu bir bilge kabul edersek, din konusunda bir bilge kabul edersek en azından, bilgi Utipiron tarafından geliyor. Oysa ki Sokrates tarafından gelen şey bilgi olmadığı gibi buradaki bilginin de yıkımı. Demek istediğim şey Sokrates'in bir nihilist filozof olduğu değil ama... Birazdan açık sebeplerle başka bir şey göreceğiz orada. 4. Sokrates burada soru sormasıyla sivriliyor ve Platon'un da başvurduğu ve içinde konumlandı Yutupiron'un da pardon, başvurduğu ve içinde konumlandığı dinlerlikle ilgili ortak dünya inançları geçersizleştiriyor. Güzel. Bu birbiriyle iç içe geçen dört durum, felsefi bilgeliğin karşısında arayış tarafına, bilginin veya yanıtın karşısında ise soru tarafına düşürüyor. Tek bir diyalogdan bahsediyoruz hala. O yüzden yine kısıtlı bu iddia. Yani Sokrates, dolayısıyla filozof, bir bilge değil. bilgilik arayan biridir ve açık ki bu yüzden kesin yanıtlardan ziyade soruları vardır. Değil mi? Arıyorsak sorarız çünkü. Aramadığımız şeyi, bulduğumuz şey için bir şey sormayız. Fakat şimdi de filozofu meraklı bir velet, her şeyi soran bir bebe konumuna mı düşürmüş olduk? karşınıza sürekli car 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 bir şeyler soran bir velet mi filozof? Şimdi Sokrates'in durumunu düşünelim. Sokrates'in neden idam edildiğini düşünelim. Neden? Çünkü Sokrates şöyle biri. Çarşıda pazarda elma armut almaya çıkıyorsunuz Agora'ya. Burası çarşı pazar demek. Antik Yunan'da, Atina'da. Yolunuz onunla kesişirse işiniz bitti. Yani ahlaka dair, politikaya dair ne varsa sizin inandığınız her şeyi size soruyor ve Elinizden alıp götürüyor. Yani bunların ne kadar tutarsız şeyler olduğunu, bir şey söylediğiniz zaman aslında ne kadar kendisiyle çelişebildiğini gösteriyor. Doğrusu çocukları özellikle küçümsemek gerçekten felsefe yakışır bir tavır değil ama. Yani kastettiğim şey bu değil. Sorundan kesinlikle çocukların çocukça sorularının gelişmemiş bir zekanın ürünleri olduğunu, filozoflarının ki ise çok daha zekice sorular... Sor olduğunu söyleyerek kurtulamayız. Yani şöyle diyemeyiz. Çocuklar daha gelişmemiş bir zeka daha az bilgiye sahibi oldukları için daha çocukça sorular soruyorlar. O ki felsefece sorular daha zekice. Ama bu sorundan bizi kurtarmaz. Sorun kesinlikle başka bir yerde yatıyor. Çocuk bilmediği bir etosa bir dış dünyaya dair sorular soruyor. Yani şu nedir, bu nedir ölüm nedir? Yani çocuk bilmiyor bunu ve soruyor. Kuş nedir? Kanepe nedir? Top nedir? Bunlar çocuk için yeni şeyler. O yeni şeylere dair sorular soruyor. Oysa ki filozof bilmezden geliyor. Yani bilmek ne demek? Hazır cevaplar var ya önümüzde. Etos dedik onlara. O hazır cevapları sanki yokmuş carcasına soru soruyor. Yani Sokrates en öyle yapıyor. Dindarlık nedir diyor. E, bilmiyor musun işte hepimiz aynı. Atina'da yaşamıyor muyuz? Hepimiz aynı tapınağa gidip önünde Adak adamıyor muyuz? Yani dindarlık nedir sen bilmiyorsan kim bilecek? Hepimiz aynı dindarlığa mensubuz. Değil mi? Dolayısıyla felsefe deki sorular bilmezlikten gelmeyle başlıyor. Çocuğun soruları bilmediği için var. kiler bilmezden geldiği için var. Yani ayrım masumiyetle ilgili bir ayrım. Çocuk masum, çocuk bilmiyor. Filozof, filozof kötü niyetli. Felsefenin başlangıç noktasında İlk tespitimiz YouTube'un diyaloğundan, şu anlık ondan sadece. Felsefe kötü niyetle başlar. Felsefe sadece soru sorma sanatı mı? Ünlü filozoflardan Karl Jaspers'ın, değil mi çağdaş bir filozof? Karl Jaspers, Jaspers nasıl okuyorsak artık. Felsefe nedir isimli kitabında ifade ettiği gibi mesela yolda olmak mı? Asla sadece, ancak asla sadece varamamak mı? Felsefenin soru sorduğunda iyi niyetli değil, kötü niyetli olmasından ne anlamamız gerektiği bu yolda ilk adımımız olacak. Düşüncenin iyi niyeti, yani hakikati ve iyi olanı isteme olarak düşünce. Değil mi? Düşüncenin iyi niyeti budur. Hepimiz hakikati isteriz. Mesela değil mi? Doğru olanı varmak isteriz. Sağ duyu ve ortak duyu ile bir takım bir takım yıldız oluşuyor. Yani sağ duyu ve ortak duyu varsa düşüncenin bir de iyi niyeti vardır. Or iyi niyeti burada neyden ibaret? Henüz varılmamış, değil mi? Çocuğun masumiyetindeyiz burada. Varılmamış, bilinmeyen bir hakikate erişmek. Yani iyi niyet, sağduyu ve ortak duyu daima birbirlerini varsayıyorlar. Üçü bir arada varlar. Birinden birinden kurtulursak ikisinden daha kurtulmak zorundayız. Ortak duyu düşünceye sağduyunun şahsi kılavuzluğunda biçimlendirilecek iyi ve hakikate dair fikirleri verir. Düşünce bir kez ortak duyunun verdiği etosa, Saido'nun biçimlendirdiği hakikat istencine boyun eğdiğinde iyi niyetlidir diyeceğiz. Yani iyi niyetli düşünce, ortak duyunun verdiği etosa, sağduyunun biçimlendirdiği hakikat istencine boyun eğer. Hakikate varmak istiyorsak sağlıklı ve doğru düşünmeliyiz. Değil mi? Dolayısıyla bakın iyi niyet üçünü daima birbirine bağlayan bir şey. İyi niyetlidir çünkü burada yönelim iyiye, iyinin hakikatine doğrudur. Ya da ahlakın olmak zorunda değil illa ki politikanın, sanatın hakikatine. Sanat nedir sorusunu iyi niyetli bir şekilde sorduğumuz zaman, değil mi? Sanata dair etosta da dolaşan şeyleri boyun eğeriz ve buna sağ sağduyumuzla doğru ve sağlıklı düşünerek yöneliriz. Oysa az önce gördüğümüz tablo bu değildi. Sokrates ve Yutupiro'nun bizi bıraktığı noktada Platon, bize Atina etosundaki dindarlık anlayışının kendi iddia ettiği hakikat payına sahip olmadığını gösteriyordu. Evet, filozof görünüşte iyi niyetli bir şekilde bilgeden dindarlığa dair bir bilgelik edinmek istiyordu. Oysa neticede sadece bilgenin kafasını karıştırdı ve kaçmasına sebep oldu. Bu arada bilgenin temsil ettiği şeyi Atina'da yürürlükte olan dini etosun ifadelerinden biri olarak görebiliriz. Oysa ki bu örnekte filozof dindarlığa dair bir bilgelik öne sürmediği gibi verili olan bir dindarlık anlayışının da tutarsızlıklarını göstermek suretiyle onu sarstı. O halde şimdi felsefi soru sorma sanatındaki kötü niyetin adını koyabiliriz. Şu an dek sürdürdüğümüz tartışmada bu kötü niyet sadece ilk belirlemede hiç kuşkusuz bir eleştiri ve eleştirel mesafe gibi görünüyor. Doğru, böyle. En azından şimdilik Yutupiron diyaloğunun Sokrates'i şahsında filozof Bilgeliğin timsali değil, bir kültürdeki mevcut bilgelikle mesafeli olan, onunla eleştirel bir ilişkiye giren biri olarak görünüyor. Şimdi buradan bazı sınırlı sonuçlar çıkarmayı deneyelim. 1. Felsefe çağının ve toplumunun etosuyla ve bilgeliğiyle kesinlikle ilişkilidir. Ancak bu ilişki bir eleştiri ilişkisidir ve felsefe öncelikle çağına bir mesafe alır. 2. Dolayısıyla mevzubayis etos ve bilgelik, Felsefenin koşulları olsa da, bu koşullar felsefe için olumsuz koşullardır. Yani kendisini ayırt etmesi, neredeyse arındırması gereken, karşı koyması gereken şeylerdir. Yani bu koşullar var. Her çağın bir bilgeliği var. Hatta birçok bilgeliği var. Her çağın bir sağduyusu, hatta sağduyu çağı ötesi de bir şey. Doğru düşünmekten bahsediyorsak. Bunlar var. Felsefe bunların içinde doğuyor. Sanat ve bilim de bunların içinde doğuyor. Yani felsefe için söylediğim şeyleri tamamıyla sanat ve bilim içinde düşünün lütfen felsefe semineri olduğu için sadece felsefe diyorum yoksa sanat ve bilim içinde aynısı geçerli bu bilgelikle işte resmin ne olduğuna dair bir fikrimiz var değil mi hepimizin bir fikri var sanatçıların bir fikri var akademi okuyanların daha da iyi fikirleri var boyanın renklerin nasıl dağıtılması gerektiği dair fikirler var mesela arkanızı dönüp etrafınıza bakın bir takım fikirler var Işığın kullanıma dair, çizginin kullanımı dair fikirler var sanatta. Yani resimden bahsediyorum şu anlık sadece. Var bunlar. Bunlar ortak duyu oluşturacaklar. Sağ duyu ne? Resimsel araçların, yani akıl yürütme değil illa ki, resimsel araçların en iyi kullanımı olacak bu durumda. Değil mi? Bunlar veril şeyler. Bir sanatçı daima bunlarla çevirir. Bir filozof da çevirir ortak duyu ve sağ duyuyla. Fakat bunlarla olumsuz bir ilişkisi var. Bunlar onun koşulları olsa da olumsuz koşulları. Bunlar tarihsel koşullar çünkü. Tarihsel koşullar olumsuz koşullardır. Yeni bir şey söylemek istiyorsak olumsuz ilişkiye girmemiz gereken koşullardır. Güzel. 3. Filozof bu koşullarla ilişkisinde kötü niyetlidir. Sorularını sorarken öncelikle hakikate erişmekten çok bir çağda hakikat kabul eden şeylerin iç çelişkilerini ve değersizliğini göstermeyi amaçlar. Sanırım öncelikle Sokrates'in neden idam edildiğini anlayacak durumdayız. Antik Yunanlı masum ve iyi niyetli yurttaşlarla kötü niyetli filozof arasındaki gerilim bu. Yani az önce anlattığım gibi çarşıda, pazarda rast geldiğiniz ve ne inanıyorsanız, sizi bu topluma ne bağlıyorsa, hangi değerler varsa onların altına oyan bir karakter. Dolayısıyla evet yani bir yerden, bir yere kadar dayanırsınız yani böyle birine. Yani kış kış edersiniz değil mi? Ona ne diyorlardı? Kara sinek mi diyorlardı arkadaşlar? Kara sinek. At sineği. At sineği. Niye at Çünkü rahatsız ediyor yani gerçekten. O rahatsızlığın mahiyetini anladık. Şimdi durup bir manzaraya bakalım. Felsefe için iki koşul saptadık bile. Ortak duyu ve sağ duyu. Evet. Felsefe bunlarla daima ilişki içerisinde ancak bu ilişki olumsuz bir ilişki. Ve burada felsefenin etos ve bilgelik kılığına bürünen ortak duyu ve sağduyuya etkin ancak olumsuz yanıtı bir tür eleştiri biçimini alıyor. Elbette eleştiri kavramı çağdaş bir kavram. Antik Yunan'da falan bilmiyorlardı bu kavramı. Yani en azından eş değerli bir şey varsa da ben bilmiyorum. Eleştiri kavramı felsefi bir kavram olarak Kant'a borçluyuz. Yani Kant'ın kitaplarına borçluyuz. Fakat ben buradan e, birazcık gevşek, dolayısıyla onu da birazcık belirsiz kalarak kullanıyorum. Şöyle tanımlayabiliriz: Verili bir inanç ve fikrin içsel tutarsızlıklarını göstermek suretiyle onu düşünce için yürürlükten kaldırma çabasına eleştiri adını verebiliriz. Bu gevşek bir tanım. Yani çok doğru değil muhakkak. Kant'a göre doğru değil en azından. Ama en azından bizim işimizi görür. Değil mi? Burada Buradaki 30 kişi için en azından bir işe yarar şimdilik. Şimdiye kadar iyi gittik gibi. Ancak felsefeyle ilgili olarak yalnızca olumsuz şeyler söyleyebildik fark ettiyseniz. Yani onun ne olmadığını neye ye yaramadığını çok iyi tanımladık. Felsefe ortak duyunun veya etosun bir ifadesi değil. Ayrıca felsefe sağ duyunun veya bilgeliğin en yüce icrası da değil. Felsefe bunların bir eleştirisi, bunlarla eleştiri vesilesiyle bir mesafe alma etkinliği, dolayısıyla kötü niyetli sorular sorma pratiğidir. Evet, felsefe dair verebildiğimiz tanım şimdilik bu. Bir dakikamız var. Böyle bir Aradan önce bir şeyler söylemek, sormak, sormak isteyen birileri var mı? Buyur hocam. Güzel bir soru ama kullanamayız bence. Kuşkuculuk. Tazefi bir tutum. Kuşkuculuk dediğimiz zaman herhangi bir şey hakkında herhangi bir pozitif önerme öne sürülmesine dair bir tavır alıyoruz. Yani bir şeyin pozitif olarak tanımlanabilirliğine dair bir konum alıyoruz. Mesela hakikat konusunda nasıl kuşkucu oluruz? hakikatlerin söyleyen kişiye göre değiştiğini söylüyor. Yani bir görücü pozisyon olarak mesela. Asla dolayısıyla tüm insanlık kapsayacak bir hakikatin dile getirilemeyeceğini söyleyerek. Değil mi? Ama eleştiri illa ki bunu kapsamak zorunda değil. Eleştiri öne sürülen bir önermeye dair onu olumsuzlamak amacıyla kullanmak pratiği. Kendi iç tutarsızlıklarını göstererek. Kuşkucu daha genel, daha geniş bir tutum. Şimdi kendi kendimize şu soruyu soralım. Yani felsefe bütün bu mesafelerden, eleştirilerden ve kötü niyetlilikten ne murad ediyor? Yani ne oluyoruz kızım? Yani gül gibi geçinip gitmek varken niye böyle bir şeyle iştigal ediyor felsefe? Şimdi Sokrates'in ardına, yani Utipiron bir gençlik diyaloğu Platon'un. Dolayısıyla Sokrates'in sesinin daha çok duyulduğunu düşünüyor felsefe tarihçileri. Şimdi olgunluk dönemi diyaloglarından en çok bilinen ne? Dolayısıyla devlete bir sıçrayalım. Devlet, evet yani adından da belli olduğu gibi siyasal toplum nedir? Siyaset nedir? Cumhuriyet aslında, republic diye de çevire, cumhuriyet diye de çevirebilmişiz Türkçe'ye Gibi sorular soruyor. E, fakat ben size devasa bir kabalaştırma yapacağım. Gerçekten kalın bir diyalog ya da bir diyaloglar manzumesi Devlet kalbindeki argümanı özetleyeceğim. Aslında hepimizin az çok karşına aldığı bir argüman. De, Platon oradaki hareket noktası çok temeli koyduğu bir analojiye dayanıyor. Yani iki şey arasında sıkı bir şekilde kurulmuş, orantılı bir benzerlik kuruyor. Bu iki şey, insan bireyi, daha doğrusu aklı ile siyasal bütünün kendisi. Platon'a göre insan akıl egemenliğinde hareket eden canlı bir organizma. Burada bu egemenlik hiyerarşisine üç temel ruh atfediyor Platon. Akıl ilk temsil ettiği ilkelerle öne çıkan bir ruh. Yani akıl ilkeleri temsil ediyor. Yürek veya cesaret diye çevirdiğimiz Türkçe'ye harekete eyleme geçme kabiliyetini temsil eden bir ruh. Ve son olarak iştahın temsil ettiği arzularla, bedensel zevklerle ve tatminlerle alakalı bir ruh. Yani üç tane ruh var. Akıl var en üstte. Hemen bir altında cesaret veya yürek var. Onun bir altında da iştah var. Arzu da diyebilirdik. Tıpkı tek bir insanın bedeni gibi devlet de dolayısıyla üçe ayrılacak Platon'da. Yönetici, bekçiler, bugün işte bürokratlar, polisler artık bekçi yerine ne koymak istiyorsanız. Ve üreticiler. Yani bir yanda akıl, yürek ve iştah, diğer tarafta yöneticiler, bekçiler ve neydi onlar üreticiler. Ancak bu yukarıda verdiğim özet kısmi kalmaya mahkum tabii ki de. Çünkü şu meşru soruyu sormamıza yol açıyor. <laughs> İyi de neden? Yani neden böyle olsun ki? Neden bu şekilde hiyerarşik bir toplumda yaşamak zorunda olalım ve insanla ilgili o üçlü ruhlu, üç ruhlu korkunç yapı da neyin nesi? Yani niye bunlar böyle? Platon'un <laughs> soru sorma konusunda Sokrates'ten eğitim aldığını varsaymamıza gerek bile yok. O gerçekten büyük bir soru canavarı. Yani Platon son yaşlılık diyaloglarına kadar, onlar hariç dolayısıyla, aynı Sokratik sorular sorma etkinliğini sürdürüyor diyaloglarında. Şimdi... Dolayısıyla bu korkunç sorulardan kastederken, korkunç Olarak kullandığım şey karşılığı yıkıcı ve zarif sorular aslında. Yani yıkıcı ve zarif olduğu zaman sorulara korkunç diyoruz. Sahiden de Platon'un tartışması büyük oranda adil olan üzerine devletlerini, yani. politika üzerine bir kitap ya. Kitap adil olanın veya adaletin ne olduğuna dair derin bir araştırma. Bir sürü örnek arasından felsefe tarihinde en ünlüsü olan örneği getirmeme izin verin. Karanlık bir karakter, Trasimakos adı. Diyaloğun başında söze karışıyor. Hatta şöyle karışıyor. Yani onu betimleyen kişi artık o kimse o üçüncü konuşmacı. Pilotun kendisi diyelim. Uzun bir süredir kendini tutmakta olan Trasimakos nihayet söze karıştı falan diyor. Yani bir kenarda sürekli moraran birini hayal edin Trasimakos'u hayal ederken. Ve orada şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Sokrates ya sen şimdiye kadar bir sürü şey evirip çeviriyorsun, geveliyorsun ağzını da hepiniz öyle yapıyorsunuz. Ben size hemen adil olanın adaletin ne olduğunu söyleyivereyim. Adalet güçlünün işine gelendir. Yani güçlünün çıkarını olan neyse adil olan da odur. Fakat Sokrates bunu duyduktan birkaç satır sonra hemen aşağıda güçlünün istediği veya işine gelen şeyin bağlamında şunu soruyor Trasimokos'a. Eğer güçlülerle yöneticilerin aynı şey olduğunu kabul ediyorsan, ki evet öyle kabul ediyor Trasimakos, yöneticilere itaatin adil ve doğru olduğunu kabul ediyormuş. Trasimakos da evet diyor çünkü yöneticiler güçlüyse onların söyledikleri şeye itaat etmek adil olandır, doğrudur. Bu soruya da umut verdikten sonra Trasimakos'un savu bir anda boşa düşüyor. Çünkü aslında Sokrates soruda şöyle bir soru soruyor, diyor ki Trasimakos'a, Yöneticiler de bildiğin gibi insan. Bütün güçlü insanlar da insan. Yani güçlü derken isterseniz yöneticileri düşünün. İsterseniz zenginleri düşünün. İsterseniz kahramanları düşünün. Değil mi? Antik Yunan'dayız hala. Bunların hepsi birer insan. Dolayısıyla hata yapmaya muktedirler mi? E, tabii ki de muktedirler. Hata yapıyorlar. Hatalı kararlar alıyorlar mı? E, alıyorlar. Fakat diyor şimdi Sokrates. Eğer bu yöneticiler hata yapıyorsa fakat yöneticilerin sözlerine itaat etmek doğru olansa biz hatalı bir karara itaat ettiğimiz zaman yanlış yapmış olmuyor muyuz? Çünkü hatalı, kararın kendisi hatalı. Yöneticilerin işine yaramıyor yani hata derken, Trasimokos'tayız hala. Yöneticiler kendi çıkarlarını olmayan, kendi çıkarlarının zararına olan bir karar verdi. Biz de onların söylediklerini itaat etmek doğru olduğu için onlara itaat ettik. Bu durumda, değil mi? Yöneticiler hata yapabilir oldukları için, yöneticilerin ya da güçlülerin Adil ona karar vermesi kendi içinde bir çelişki taşıyor. Gördünüz mü? Kendi içsel çelişkisinden kastedilen şeyin ne olduğunu. Bu dinamik içerisinde yöneticinin buyurduğu şey itaat etmek adaletsizliğe yol açıyor. Tam da adil olan güçlünün işine genel olarak tanımlandığı için. Ve ona itaat etmek de adil olduğu için. Doğru olan olduğu için. Şimdi dolayısıyla görüyorsunuz ki Platon'un yaptığı ilk şey bilgece bir inancı, bilgece bir efendime söyleyeyim etiği çürütmek. Trasimokos antik Yunan'da bugün çağımızda da görebileceğiniz güçlülüğün işine gelen şey doğrudur gibi bir etosu, küçük bir etos parçasını aslında çürütüyor. İşte devletin kısımları ile aklın kısımları arasındaki analoji de sonrasında geliyor. Çünkü Platon şimdi adil olanın pozitif bir tanımını vermek istiyor. Sokrates'ten farklı bir filozof. Dolayısıyla Platon aslında. Sokrates de zaman zaman pozitif tanımlar bulabilmiş bir figür ama Platon şimdi bize doğru olanın tanımını vermek istiyor. Şimdi dolayısıyla ilk defa buradan adalet üzerine tartışma gerçekten devlet üzerine bir tartışmaya dönüşüyor. Dolayısıyla ben lafı uzatmayacağım. Sonuçta bize Platon en temelde şunu söyleyecek. Doğruluk veya adalet, adil olan şey insanın kendi doğasına en uygun olanı yapmasıdır. Tamam. Güzel. Çok son, bu da son derece anlaşılır. Güzel bir tanım. Yani Platon'un devletinde yönetici yöneticiliğini, bekçi bekçiliğini, üretici üreticiliğini yaparsa her şey tıkır tıkır işleyecektir. Tamam. Bu Platon'un devlet kitabının çok ne diyeyim, hafifletilmiş bir şekilde sunulması ama özü bu yani. Ne yapayım? Özü bu kadar. Fakat bunlar gördüğümüz gibi felsefe ile bilgelik arasında istediğimiz ayrımları pek de vermiyor gibi tamam, Platon çağının çoğu figüründen farklı düşünüyor olabilir. Ki aslında aristokratça düşünüyor baktığınızda. Ancak insanların doğalarına uygun yaşamasının iyi bir şey olduğunu öne sürmenin nesi hakikaten yeni veya orijinal olabilir? Yani bu, bu fikir insanlık var olduğundan beri var olabilecek. En azından hiyerarşiler kuran toplumlar var olduğundan beri var olabilecek bir fikir. Bu neden ve nasıl bilgelikten farklı olsun? Üstelik bayat da bir bilgelik. İşte bu noktadan sonra işler gerçekten heyecan verici bir hale gelmeye başlıyor. Bir kez daha Trasimakos'un iddiasına dönelim. Ne diyordu? Adil olan güçlünün işine gelendir. Biraz yakından bakınca Trasimakos bilgeliğinin adil olanın tayin edenin güçlü olan olduğunu öne sürmekte yattığını görüyoruz. Yani orada bilgelik adil olanı belirlemek üzere güçlü denen bir merciye başlıyor. Güçlüye başvuracağız, adil olanı o belirleyecek. Değil mi? Bir merci olarak çıkıyor öyle burada güçlü. Güçlü kimdir? Evet, az önce konuştuğumuz gibi bunlar yöneticiler, zenginler veya kahramanlar. Ancak her halükarda güçlü olan bir figür. Kanlı canlı bir figür veya bir toplumsal tip. Yani illaki kanlı canlı bir kişi değilse onların bir ortalaması gibi görebileceğiniz bir toplumsal tipe tekabül edecek. Mesela bir monarka değil mi? modern dünyada ya da pre, hemen modern öncesi, orta çağ sonrası bir dönemde bir monarka, bir rassalla falan tekabül edecek. Yani figür olarak toplumda gerçek bir karşılığı olacak mutlaka. Şunu diyebiliriz. Bilgelik figürlerle düşünmektir. Ne zamanki figürlerle düşünüyorsak, mesela peygamberin hayatını, Hazreti Peygamberler'den herhangi birinin hayatını, kendimize örnek alıyorsak, ahlaken doğru olanın ne olduğunu düşünmek için, Değil mi? Figürle düşünüyoruz demektir. Peygamberlerin yaşamı, peygamberin kendisi doğruluğu tayininde, iyi bir yaşamın tayininde bir merci haline geliyorsa bilgelik yapıyoruzdur. Bu dindar bir bilgelik olur. Sanatta uzman bir sanatçının, müthiş bir sanat teorisinin teorisini sanat nedir, resim nedir, performans nedir sorusunun yanıtında hareket noktası alıyorsak bir tür sanatsal bilgelik yapıyoruzdur. Bu tarz bilgelikler her zaman mümkün. Bilgeler daima figürlerle düşünür. Ancak ve ancak bu figürler dış dünyada bulunan bir gerçekliği temsil ettiği oranda. Örneğin dinler bilgeler peygamberlere falan bunu konuşmuşum zaten. Fakat Platon çok gerçekten çok ilginç bir şey yapıyor. Platon'da adaletin adilliği ne olduğunu sorusu figüre dışarıda temsil veya göndergesi bulunan bir mevhuma geri gitmiyor. Aksine Platon Adilliğin ne olduğunun kararını vermek üzere ideal kavramını icat ediyor. İdea. Evet, ki Platon'un iddiası, ideaların dışarıda gerçekten var olduğu. Çünkü idealist bir filozof adı üstünde. Bir de mi? İdialar dünyası var. Orada idialar var. Ama Platon'un bu iddiayı ortaya atabilmesi için öncelikle ideal kavramını icat etmesi gerekiyor. Bakın ideal güçler gibi bir figür değil peygamber gibi bir figür değil. Sanat eleştirmeni gibi bir figür değil. Toplumsal bir gerçekliği yok. Bir dış gerçekliği yok. O kavram icat edilmeli. Onu bir gerçek bir durumdan soyutlayarak oraya varmıyoruz. Mesela güçlüler kavramını aristokratlardan soyutlayarak üretebiliriz. Öyledir de zaten. Peygamber kavramı, peygamberler mevhumu, kavram değil mevhumu, peygamberlerin kümesinden soyutlanabilir değil mi? O da bir figürdür, bir mevhumdur. Ama idea kavramı, hayır idea kavramını idaları idealardan soyutlamıyor Platon. İdea kavramını öncelikle icat ediyor. İdea gördünüz mü hayatınızda? Görmedik. Yani umarım da görmeyiz. Allah korusun öyle bir Platoncu dünyadan hepimize. Şimdi bu nedir idea? İdea ya da Yunancasıyla ile eidos suret veya biçim gibi bir anlama geliyor. Yani önüme bir mermer alıyorum. Mermer heykel yapıyorsam, heykel tıraşsam ona oturtmak istediğim bir biçim var. Bu biçimi ona oturana kadar mermeri yontuyorum ince ince, ince ince. Önce kalın kalın, sonra ince ince, ince ince nihayetinde mermere bir suret veriyorum. Buna heykel diyoruz. Eidos bu işte. İdeanın dış dünyada bir göndermesi var mı? Çok da önemli bir soru değil bu gördüğünüz gibi. Platon var olduğunu iddia ediyor. İdealist felsefenin farklı veçelerinde böyle bir göndergenin var olduğu söylenecek. Fakat bizim şu anda asıl ilgilendiren şey şu. Platon, iyinin veya adilin belirlenimini toplumdaki bir gerçeklikle örtüşen bir mehum veya figürün eline bırakmıyor. İdea nerede varsa var ama kesinlikle toplumda yok. Adalet konuşuyoruz, unutmayın. Adalet idealisi, ideası, adalet idası veya iyi ideası toplumda bir figürün elindeki bir nesne değil. Toplumu tamamen ötesinde bir nesne. Aksine bu dolayısıyla bilgelerden veya etostan özel yeni ve epey de vahşi bir varlığa göndermede bulunuyor. Bir ideal kavramı tam da rakipler arasında son sözü söyleyen hakem gibi bir şey. Adilliğin ne olduğuna dair iki tane önerme yarışıyor önümüzde. Ya güçlünün işine gelen olacak değil mi? Ya da insanın doğasına uygun davranması. Nasıl karar vereceğiz buna? Antik Yunan dünyası ki birazdan daha yakından bakacağız. Rakipler arasındaki tartışmanın veya yarışmanın, antik Yunanca'da buna agon deniyor, demokrasi denen ve temelde dinleyicileri ikna üzerine kurulu bir modelini geliştirmiş. Bu model, felsefenin kendisiyle az önce tartıştığımız şekilde gerilimli ve eleştirel bir ilişkiyi sürdürdüğü, ortak duyu ve sağduyu biçimlerinin özgürce dolaşabildiği bir ortam yaratıyor. Yani demokratik bir meclise gidiyorsunuz, mesela atıyorum Bursa Meclisi'ne gittik hep beraber. Bir yere su yapılacak. Hepimiz Bursa Meclisi'nin üyesiyiz. Bir yere su deposu yapılacak. Yapılsın mı yapılmasın mı? Hepimiz argümanlarımızı sıralıyoruz, kanaatlerimizi bildiriyoruz. Şuraya yapılırsa bu faydası var, bu zararı var diye tartışıyoruz. Sonuçta ortakça en çok ikna olduğumuz kararı yürürlüğe koymaya karar veriyoruz. Yani hangi argümanlar bize tatmin ediyorsa onu uyguluyoruz. Yani bir konuda birbiriyle yarışan iki veya daha fazla fikir veya kanı olduğunda son kararı ikna kabiliyeti en yüksek olan kişiden etkilenen dinleyici kitlesi verecek. Diyaloglar da birazcık böyle değil mi? Platon özellikle gençlik diyaloglarına daha çok olmak üzere sadece iki kişi tartışsa bile mutlaka çevrelerinde onları dinleyen, arada bir evet Sokrates, evet öyle Sokrates, doğru Sokrates diyen bir grup dinleyiciler de var değil. Sanki bu evet Sokratesler bile Platon'un bu demokratik ideayla ya da demokratik idealle diyelim ya da antik Yunan demokrasisiyle nasıl bir alaycı ilişki kurduğunu da gösteriyor. Yani o evet Sokrates, doğru Sokrates diyen insanlar birazcık hafif alıyormuş gibi hissediyorsunuz okurken. Çünkü Platon aslında şunu demeye çalışıyor. Oyunun kuralını değiştirmemiz gerekiyor. Ya da Platon tam da oyunun kuralını değiştiren figür. Atinalılara şöyle diyor gibi. Ey Atinalılar, adalet, iyilik, güzellik, doğruluk, hatta dindarlık, devlet gibi şeyler söz konusu olduğunda hakem siz değilsiniz. Neyin ne olduğunu artık siz karar veremezsiniz. Çünkü siz karar verdiğinizi saldığınız, sandığınız her zaman aslında kararı veren, ağzı iyi laf yapan, sizi büyülü sözlerle ikna eden kişi oluyor ve aslında tam da bu anlamda retorik oluyor. Yarışma jürisi bir insan kümesi olursa fikirler savaşını daima retorik kazanır. Fakat işimizi retoriğe bırakırsak öncelikle devlet yönetimini ağdalı ve etkili sözleri bırakmış oluruz. Bu araçları en iyi kullanan biri çıkar ve sizi bütün Adina'nın yıkımına götürecek kararlara sevk eder. Bu yüzden artık adaletin, iyiliğin, güzelliğin, doğruluğun vesaire kararını vermek üzere idealara başvurmalıyız. İdea, rakip fikirler arasında doğru fikri bulmanın tek emin merciidir. Dolayısıyla Platon'un orijinalliği kesinlikle ilginç bir adalet fikri geliştirmesinde yatmıyor gördüğünüz gibi. İnsanın doğasına uygun olarak davranması ilginç bir fikir değil. Ama doğruyla yanlışı ayırmak üzere herhangi bir alanda başvurmak için iddia denen bir merci yaratmak işte bu felsefe tarihinde biricik bir olay. Daha önce yok. İlk defa oldu. Platon yaptı. Yeni bir kavram, kavram yaratmış oldu. İlginç olan şey bu. İdeal kavramı bir oran orantı kavramı. Platon idealar ile idealların karar alanında bulunan şeyler arasındaki yani güzel olan şeyler. Şunu şöyle düşünelim. Mesela bir sürü resim yaptık. Burada bir sürü tablo var. Bu resimlerden hangisi daha güzel diye soru sormak istiyoruz. Tamam mı? Bugünlerde bu soruları sormuyoruz sanat ama. Diyelim ki daha eski kafalı biriyiz ve sorasımız geldi. Hangisi daha güzel şu üç tane tablodan? Ne yapacağız Platoncuysak? Diyeceğiz ki tamam buna karar vermek istiyorsak buradaki insanlar soracak halimiz yok ya bizim. Ne yapacağız? Güzel iddiasına bakacağız. Neredeyse ona bir bakacağız. Ve ona bakacağız. Hangisi güzelden daha çok pay almış ona karar vereceğiz. Olay bir matematik. Oran orantı ilişkisi yani matematik derken. Geometrik bir oran orantıdan bahsediyorum. Dolayısıyla mesela güzel olan tablo, güzellik iddiasından en çok payı alan tablo olacak. Adil olan eylem, adalet iddiasından en çok payı alan eylem olacak. Dünya bu sayede bir anda ikiye bölünmüş oldu değil mi? Bir anda tam anlamıyla adil, güzel, iyi, doğru olan iddialar var. Yani hiçbir şey güzellik iddiasından daha güzel olamaz. Saf güzellik o. Geri kalan her şey eksiltili bir anlamda güzeldir. Bu ne? E, i̇dealist bir felsefeden bahsettiğimiz için temel sebebi mesela güzel insanların bedenli insanlar olmaları. Belki haberiniz yoktu bakkattan eninde sonunda ölüp çürüyecek olmamız. Tamam bu yüzden biz bedenli varlıklar olduğumuz için kilo aldığımız kilo verdiğimiz bir yerlerimiz sarktı. Nihayetinde de ölüp gittiğimiz için biz asla tam anlamıyla kusursuz bir şekilde güzel olmuyoruz. Ancak idealar güzel oluyor. Tablolar için de aynısı geçerli. Tablolarda değil mi? Şu ışığı birazcık kötü koyarsak o tablo artık eskisi kadar güzel görünmeyecek. Yani sanatçı bunu güzel olmasını istedi mi ayrı bir soru da. Ama değil mi ufacık maddi değişimler dolayısıyla o tamamıyla cisimsel bir dünyada yer aldığı için onun güzellikle olan ilişkisini değiştirecektir. Tekrar biz ana aksa dönelim. Platoncu üçlüleri yani akıl yürek iştah üçlüsüyle yönetici bekçi üretici üçlüsünü artık temellendirebilecek konumdayız. Akıl insan bedeninde, yönetici de toplumun bedeninde en yüksek yere konmalıdır. Çünkü bu iki organ yani birisi bireysel organ olarak, diğeri toplumsal bir organ olarak bu iki yeti idealları temaşa ederek, onları seyrederek, düşünerek pratin hakikaten daha adil, daha doğru, daha iyi ve daha güzel olmasını sağlayabilir. Artık Platon'un mağaralarını birazcık geride bırakalım. Çünkü konuşmamız Platon hakkında değil, kavram ve felsefe hakkında. Filozof figürlerle, mevhumlarla düşünmüyor gördüğünüz gibi. Felsefe de bunların bir rolü olsa da, değil mi Trasimakos mesela, Platon'un felsefesinde bir role sahip, felsefenin temel nesneleri bunlar değil. Felsefe kendi icat ettiği veya bazen de dikkatle devraldığı ve dönüştürdüğü kavramlarla düşünüyor. Örneğin Eidos idea kavramı hem Platon'un hem de Aristoteles'in kavramı. Ancak Aristoteles onu dikkatle dönüştürüyor. Platon gibi kullanmıyor ve Platon'un tanımladığı şekilde tanımlamıyor. Or orada hatta biz Türkçe'ye çevirirken artık ideadan değil genellikle biçimden, formdan falan bahsediyoruz Aristoteles söz konusu olunca. İki, felsefe bilgelikle ve etosla olumsuz bir ilişkiye giriyorsa kendi koşulları olarak bulduğu sağduyu ve ortak duyu biçimleriyle karşı karşıya geliyorsa, bunun sebebi öncelikle kendisini kavramlar yaratmak için onlardan koparması gerektiğidir. Felsefede eleştirinin yıkıcılığını kavram yaratmanın kuruculuğu takip etmek zorunda. Bilgelik mevhumlarla ve figürlerle felsefe kavramlarla düşünüyor dedik. Şimdi mevhum ve kavramı ayırt etmeye çalışalım. Aslında ayırt ettik bayağı. Mevhumun İngilizcesi notion, notion. Notion Fransızcası. Notion İngilizcesi. Biz Türkçe'de zaman zaman notion da diyebiliyoruz değil mi? Fransızcadan aldığımız birçok kelimede olduğu gibi. Alarmımın çalması. Kavramın ki ise konsept. Yani birisi notion, diğeri konsept. Peki nedir aralarındaki fark? Mevhum daima ve daima bir dış gerçeklikle gönderge ilişkisi içinde bulunan ve temelde ondan soyutlanan bir terim. Yani mevhumları daima dışarıda bulunan, bulunduğu varsayılan en azından bir gerçeklikten soyutlarız. Trasimakos'un güçlüleri gibi. Bilgelik bir mevhumlar soyutlama, bu soyut mevhumları düşüncenin nesnesi haline getirme sanatıdır. Oysa felsefi kavramlar herhangi bir dış gerçeklikten doğrudan soyutlama yoluyla elde edilemezler. Onların yolu biraz daha dolan başlıdır. İdea kavramına tekrar bakalım. Ne yapıyor İdea? Yarışan rakipler arasında hakemlik yapıyor. Kendinden pay dağıtarak bir sıralama gerçekleştiriyor. Neden? Bakın burada neden diye sormak, bu hangi derde derman oluyor diye sormaktır. İdea kavramı ne için, neye karşılık var? Problemi gördük aslında. Filozofun problemi rakipler arasında galibe karar vermektir. Yani bu filozof Platon. Rakip kanılar arasında doğru kanıyı bulmak, rakip sanatları eser, sanat eserleri arasında güzel eseri bulmak vesaire. O halde kavramlar yaratılıyorsa, kavramlar üretiliyorsa bu daima bir probleme karşılık gelmek zorunda. Şimdi felsefenin soru sorma meselesiyle ilişkisinin ikinci ve daha derin bir yanını görüyoruz. Felsefe, evet, soru sorma pratiğiyle etosu ve bilgeliği darma duman ediyor. Onu çürütüyor. Bu birinci belirlenimdi ve buna eleştiri demiştik. Fakat şimdi yeni bir şey görüyoruz. Felsefe kavram yaratıyorsa bu, öncelikle felsefi bir sorunsallaştırma sayesinde gerçekleştiriyor. Bakın sorunsallaştırma artık az önce soru sorma dediğimiz şeyle tam örtüşmüyor. Felsefe artık bilgeliği çürütmek için soru sormuyor sadece. Yeni kavramlar yaratabileceği bir sorunsallaştırma yürütüyor. Burada artık sorular sorma etkinliğinin olumsuz değil, olumlu bir belirlenimi içindeyiz. Soru sormak bir şeyleri yıkmaya değil sadece, kurmaya da götürüyor. Yeni kavramlar kurmaya götürüyor. Platon, çağının etosunu ve bilgelerini sorguya çekerken aynı zamanda adilliğin bizzat kendisini sorunsallaştırıyor. Ve bu sorun sallaştırma sayesinde bir ideal kavramı yaratmış oluyor. Yine bazı sonuçlar çıkarabiliriz artık. Felsefe, ortak duyu ve sağduyuyla ilişkisinde onların içerikleri ve figürleri olan etos ile bilgiyi sorgularken eleştirinin olumsuzlayıcı kuvvetleriyle ittifak halindedir. Dolayısıyla felsefenin daima yıkıcı bir yanı var. Oysa bu olumsuz ve kötü niyetli soru sorma pratiği, daha derin bir biçimde bizzat yeni bir şeyler yaratmak amacıyla yüzünü olumlu bir üfke dönen, ufka dönen sorunsallaştırmanın sadece küçük bir kısmıdır. Felsefe bir şeyleri sorgulayıp eleştiriyorsa bu onun başat işi değildir. Değil mi? Onun için bir meslek var, onu da eleştirmenlik. Bu eleştirel etkinlik daha kapsamlı bir sorunsallaştırmanın sadece kısmi bir unsuru ve nihayetinde felsefeyi kavramlar yaratmaya götüren temelde kurucu bir etkinliğin dar ve yıkıcı bir uğrağı veya anıdır. 2. Felsefe, felsefi akıl yürütme, Mantık, çıkarım gibi mevhumlar yıkıcı uğrakta, bilgenin şahsında bildirileşen rakipleri çürütmek amacıyla bir dizi içkin ölçüt verse de felsefe, akıl yürütme, mantıklı konuşma, çıkarımda bulunma sanatı değildir. Bunlar felsefenin vazgeçemeyeceği bileşenlerdir ancak tanımlayıcı değillerdir. Felsefeyi sadece yaratım, yeninin üretimi, kavramlar icat etmek tanımlar. Hatta sadece kavramlar icat etmek özel olarak felsefeyi tanımlar. Felsefi tutarlılık, mantıksal tutarlılığa indirgenemez bir sorunsal tutarlılık taşır. Genellikle karışırız. Felsefe deyince mantıksal bir tutarlılık olması gerekiyormuş gibi düşünürüz. Ne demek peki bu sorunsal tutarlılık? Bir filozofun cümleleri aynı kitapta bile mantıksal tutarlılık bakımından tutarsız olabilir. 20. yüzyılda Heidegger diye bir filozof yaşadı. Büyük bir filozof gerçekten. Hemen arkasından ismini şahsen hatırlamıyorum. Bileniniz, hatırlayanız belki vardır. Murat, kulakların çınlasın. Bir po mantıkçı pozitivist, bir filozof Heidegger'in felsefes üzerine bir kitap yazdı ve Heidegger'in söylediği her şeyin saçmalık olduğunu söyledi. Burada saçmalık teknik bir terim. Dikkat edin, yani küfretmiyorum. Saçmalığın mantıkçı pozitivizmde bir anlamı var. O da herhangi bir nesna göndermesi olmayan önerme demek. Herhangi bir nesna göndermesi yoksa bir önermenin saçmadır. Dolayısıyla Heidegger felsefesinin saçmalık olduğunu söylediğinde hem mantıksal olarak tutarsız olduğunu hem de dışarıda bir nesnel göndergesi olmadığını söylüyordu bu mantıkçı pozitivist. İşte biz de aynı şeyi söylüyoruz. İşte felsefe budur, bu saçmalıktır. Ama nasıl? Onun tutarlılığı mantıksal değil, sorunsaldır diyerek. Onun kavramları ile iştigal ettiği sorunlar arasında bir tutarlılık var. Bir felsefenin cümleleri mantıksal olarak tutarsız olduğunda bile o felsefenin sorunları ile ürettiği veya ödünç alarak dönüştürdüğü kavramlar arasında bir tutarlılık var. Platon'un rakipler arasında kazanına kim verecek, kazanına kim karar verecek sorunu ile ideal kavramı sorunsal bir tutarlılığa sahip. Soruna yanıt veriyor yani. Keza kesin bilgiyi nasıl temellendiririz diye soracak bir yaklaşık 20 yüzyıl sonra başka bir filozof ona cogito kavramıyla karşılık verecek değil mi? Bir Descartes bu. Descartes'in de ile bilimsel ve kesin bir bilgiyi nasıl temellendiririz problemiyle ya da sorunuyla, kavramı, ürettiği, icat ettiği cogito kavramı arasında mantıksal değil, problematik veya sorunsal bir tutarlılık var. Akıl yürütme ve mantık, eleştiriyle birlikte felsefesi, felsefe için gerekli bileşenlerdir. Ancak felsefeyi tanımlamak için yeterli değillerdir. Zira bunların bir kısmı felsefe ile bilim ve sanat arasında bir ortaklık taşır. Akıl yürütme ve mantık ya da mantıksal tutarlılık bilimde daha bile önemlidir. Değil mi? Bilimler için mantıksal tutarlılık özellikle matematiksel bilimlerde çok daha önemli bir yer işgal ediyor. Keza eleştiri de sanat için vazgeçilmezdir, kaçınılmaz. Aynı şekilde üç alanda da en büyük bileşen sorunsallaştırmadır. Sorunsallaştırma da üç alanda var. Sanat da sorunsallaştırır görsel sanatlar görmeyi sorun sağlaştırır en başta. Ama özgür problemleri de vardır. Şimdi üç tane tablo sürekli baktığım için onlara gidip geliyorum. Mesela burada da neleri sorun sağlaştırmış acaba sanatçı? Sormak lazım. Yani sanatçı değil, tabloya doğru sormak lazım. Şimdilik şöyle toparlayabiliriz. Felsefe her çağda karşısında olumsuz koşullar, mesafe alınması ve ayıklanması gereken verili fikirler olarak bulduğu ortak duyu ve sağduyuya sahiptir akıl yürütme, mantık ve eleştiri bu mesafenin alınmasını sağlayan, ayıklanmayı mümkün kılan işlemciler, pratiklerdir. Fakat bu, felsefenin diğer düşünme biçimleriyle de paylaştığı sorunsallaştırma etkinliğinin kısmi ve olumsuz bir parçasıdır. Sorunsallaştırma asıl olarak düşüncede yeni olanı, örneğin felsefede yeni kavramları yaratmamızı sağlayan son derece olumlu bir etkinliktir. Ve felsefe tam da ortak duyunun mevhumlarına ve bilgenin figürlerine başvurmak yerine yeni kavramlar yaratıp onlara başvurmasıyla tanımlanır veya ayırt edilir. Kavramlarla düşünülen, kavramlar yaratılan her yerde felsefe vardır. <laughs> Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için çok heyecanlı ve keyifli bir seminer oldu. Devam ederseniz, gelmeye devam etmek isterseniz haftaya dediğim gibi felsefi coğrafya konuşacağız farklı Çin, işte efendime söyleyeyim Hindistan, Türkiye, Anadolu, niye olmasın tasavvuf falan da var. Bu tarz şeylerle felsefe arasındaki ilişkileri konuşacağız. Gelirsiniz, beklerim. Hoşçakalın şimdilik.